Birinci soru, kendi kendilerine Allah'ın gökleri ve yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak olarak ve belli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? Rum suresi 8. ayet. Bu ayete göre yaratılmışlar üzerinde düşünen bir insan sonuçlarından hangilerine ulaşır? 1. Yaratılan varlıkların bir ömrü vardır. Evet buna ulaşılabilir. Çünkü belli bir süre için yaratıldığını hiç düşünmediler mi deniyor. 2. Evrendeki varlıklar kendiliğinden meydana gelmiştir. Evet buna ulaşılamaz. Evrendeki tüm varlıklar Allah tarafından yaratılmışlardır. 3. Bu dünyada düşünmeyen varlık yoktur denmiş. Buna da ulaşılamaz. Sadece birinciye ulaşıldığı için doğru cevap A şıkkıdır. İkinci soru. O hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Mülk suresi 2. ayet. Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Allah'ın bütün işleri güzeldir. B şıkkı güzel davrananlar övgüye değerdir. C şıkkı canlıların sonunun olması evrende dengeyi sağlar. D şıkkı denemenin amacı iyileri kötülükten ayırmaktır. Evet. Ayetin mesajı, denemenin amacı iyileri kötülüklerden ayırmaktır. Çünkü hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır deniyor. Doğru cevap D şıkkıdır. Üçüncü soru. Ben dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. Bu hadisten sonuçlarından hangileri çıkarılamaz? 1- Dünya hayatı geçicidir. Evet bu çıkarılabilir. Nasıl ki bir ağacın gölgesinde gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibi ise dünya hayatı da yaşanıldıktan sonra ahirete gidilen bir hayattır. 2. Ağaçlık yerde mola verilmelidir. Evet bu adisten bu sonuç çıkarılmaz. Burada sadece bir benzetme yapılmıştır. 3. İnsan ömrü sınırlı bir zaman diliminden ibarettir. Evet dünya hayatı geçicidir. İnsan ömrü de sınırlı bir zamandan ibarettir. 2 çıkarılamaz. Doğru cevap B şıkkıdır. Dördüncü soru. Her nefis ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. Enbiya suresi 35. ayet. Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz? A şıkkı. İnsan ahirette de sınanmaktadır. Şimdi ayetten bu sonuç çıkarılamaz arkadaşlar. Ahirette sınama yoktur. Sınama sadece dünya hayatındadır. Doğru cevap A şıkkı olacak. B şıkkı dünya hayatı ölümle bitmektedir. Evet her nefis ölümü tadacaktır. Ölünce dünya hayatı biter. C şıkkı Allah yarattığı insanı sınamaktadır. Evet bakın burada deniyor zaten imtihan ederiz diye. Buna da bu yargıya da ulaşılabilir. D şıkkı evrendeki canlıların bir eceli vardır. Evet ayetten bu yargıya da ulaşılabilir. Çünkü her nefis ölümü tadacaktır. Doğru cevap A şıkkıdır. Beşinci soru. Hesap, kıyamet, mahşer, mizan. Bu şemadaki soru işareti yerine aşağıdaki kavramların hangisi getirilmelidir? A şıkkı dünya, B şıkkı kitap, C şıkkı kader, D şıkkı ahiret. Evet. Kıyamet, hesap, mahşer, mizan ahiretle ilgili olduğu için soru işareti yerine ahiret getirilmelidir. Doğru cevap D şıkkıdır. Altıncı soru. Sanki sen onu biliyor musun gibi sana kıyametin zamanını soruyorlar. De ki onun bilgisi ancak Allah'ın katındadır ama insanların çoğu bilmezler. Araf suresi 187. ayet. Bu ayetten kıyametin zamanı ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz. Aşıkı insanlardan gizlenmiştir. Evet buna ulaşılır. Çünkü onun bilgisi ancak Allah'ın katındadır. Allah'tan başkası kıyametin zamanını bilemez. B şıkkı sadece Allah bilmektedir. Evet, bu da doğrudur. C şıkkı tahmin etmek mümkündür. Tahmin etmek mümkün değildir arkadaşlar. Bu sonuca da ulaşamayız. D şıkkı Hazreti Peygambere bildirilmemiştir. Evet, buna da ulaşılabilir. Çünkü bak sen onu biliyor musun gibi sana soruyorlar. De ki onun bilgisi ancak Allah katındadır. Ama insanların çoğu bilemezler. Allah'tan başkası kıyametin zamanını bilemez. Evet doğru cevap C şıkkıdır. Yedinci soru. O gün sura üflenecek ardından Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi ölecek. Sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış etrafa bakıyor olacaklar. Zümer suresi 68. ayet. Bu ayet aşağıdaki kavram çiftlerinin hangisiyle ilgilidir? Sura birinci üflenişte kıyamet kopacak ve Allah'ın dilediği dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi ölecek. Sonra suda yeniden üflenecek ve bu sefer ölü olanların hepsi tekrar ayağa kalkıp etrafa bakıyor olacaklar. Birincisi kıyamet, ikincisi de diriliştir. Doğru cevap aşıkıdır. Sekizinci soru: Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Ahkaf suresi 33. Ayet. Bu ayet aşağıdaki iddiaların hangisine cevap niteliğindedir? A şıkkı diriltmek çok yorucu bir iştir. Hayır. Buna cevap niteliğinde değildir. B şıkkı ölüyü diriltecek bir güç yoktur. Evet. Şimdi bu soruya karşılık bir cevap niteliğindedir bu ayet. Çünkü gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Yani onlar ölüyü diriltecek bir güç yok demişlerdir. Allahu Teala ayeti ayeti kerimede ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini bildirmiştir. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkı. C şıkkı diriltmek yaratmaktan kolaydır. Bu değildir. D şıkkı ölüm hakkında düşünmek yanlıştır. Evet bu sorunun cevabı da değildir. Doğru cevap B şıkkıdır. Dokuzuncu soru. Allah onları topladığı vakit sanki dünyada sadece günün bir saatinde aralarında tanışacak kadar kısa bir süre kaldıklarını düşünürler. Allah'ın huzuruna çıkarılacakları uyarısını asılsız sayanlar ve doğru yolu tutmayanlar hüsrana uğramış olacaklar. Yunus suresi 45. ayet. Bu ayetteki altı çizili ifadede aşağıdaki kavramların hangisine dikkat çekilmektedir? Evet ayette altı çizili ifade Allah'ın onları topladığı vakit. Bu mahşerdir arkadaşlar. Kıyametten sonra insanlar mahşerde bir araya gelecekler. Doğru cevap aşıkıdır. 10. soru. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa karşılığını görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse karşılığını görür. Zilsal suresi 7 ve 8. ayetler. Bu ayetler aşağıdaki kavramların hangisiyle ilgilidir? A şıkkı diriliş, B şıkkı hesap, C şıkkı mahşer, D şıkkı kıyamet. Kim zerre miktar hayır yapmışsa karşılığını görür. Kim de zerre miktar şer işlemişse karşılığını görür. Bu hesap verme ile alakalıdır. Doğru cevap B şıkkıdır. 11. soru. Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay halimize derler. Bu nasıl kitapmış? Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Kehf suresi 49. ayet. Bu ayette sözü edilen yazma işi aşağıdaki meleklerden hangisinin görevidir? A şıkkı Münker B şıkkı Mikail, C şıkkı Kiramen Katibin, D şıkkı İsrafil. Evet. İnsanın sağ ve sol omuzunda bulunan yaptığı sevapları ve günahları kaydeden melekler kiramen kadvi melekleridir. Doğru cevap C şıkkıdır. 12. soru. Biz kıyamet günü için adalet terazilerini kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Enbiya suresi 47. ayet. Bu ayette aşağıdaki kavramların hangisi vurgulanmaktadır? A şıkkı cehennem, B şıkkı mahşer, C şıkkı diriliş, D şıkkı mizan. Kıyamet günü adalet terazilerinin kurulması, günahların ve sevapların tartılması mizan kavramıyla vurgulanmaktadır. Doğru cevap D şıkkıdır.